Bunlar bal ayaklar ne zaman çıktı prensesim? Aşkım, iyi uyuyabildin mi bugün? Güzel uyuyabildin mi anneciğim? Rahat uyuyabildin mi? Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum güzel kızım. Hadi bakalım gün başlasın o zaman. Beraber gün başlasın o zaman anneciğim. Uy. Seni verene kurban olurum kızım. Şimdi burnunu temizleyeceğiz kızım. Burnunu temizleyeceğiz anneciğim. Birazcık bekletelim parlayacak. Tamam. Sonra temizleyelim anneciğim. Anneciğim. Oh, oh. Saçlarını da taransın bir tane. Evet. Saçlarını da taransın kızım. Evet. Yüklüm benim. Hadi bakalım şimdi başlayalım. Bari. Geçti çok şükür. Çok şükür bir tane. Saçlarını tarayalım anneciğim. Oh. Aa, çok güzel oldun parlam. Çok güzel oldun kızım. Oh mis gibi oldun. Günaydın prenses. Günaydın.
nerede kuzucuğum? He, nerede acaba babası? Oh, Allah güzelliğime bakın be. Parla. Babasının da kamerası çok güzel. Çok net görüyoruz seni. Allah, küçük kuzucuğum. Anası şeyini kaybetti çocuğum, yeni aldığı patiğini. Annesi hemen bul kızımın patiğini. Çok üzüldüm, eğer onu attıysan var ya aşırı üzülürüm. İyi bakalım hadi. İyi hadi görüşürüz. Öptüm seni, hadi bay bay. Parla. Görüşürüz kızım. Hadi bakalım parla. Ders çalışıyoruz. Ders çalışma zamanı. Yaşasın. Hadi bakalım. Burada ne varmış? Kartlarını da döktü anne. Kartları da döktü kızım. Hadi bakalım. Kedi Tırmık ve sevimli dostları. Merhaba Parla. Ben Kedi Tırmık. Sevimli hayvanlarla dolu çiftlikte harika bir gündü. Çiftliğin kedisi Tırmık kendisine koşup oynayacağı bir arkadaş arıyordu. Çok geçmeden salyangoz arkadaşı Gezgin'i gördü. Gün boyu çiftlikte koşup oynayacağı arkadaşını bulmuştu. Çok yaşa kızım. Hikayemiz de burada bitti. Bu hikayemizde Kedi Tırmık ve sevimli dostlarını gördük kızım, gördün mü? Hepsi birbirine ne kadar da anlaşıyorlardı biliyor musun? Şimdi emziğini al bakalım anneciğim. Hı. Allah aşkına bakayım emziğini. Keşke biz de seni patiğini bulabilsek Parla. Annem patiğinin tekini kaybetmiş. İnşallah çöpe gitmemiştir. Çok üzgünüm senin adına. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda ve kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Yeni bir yıla girdik. Umarım sizin için güzel başlamıştır yeni yıl. Biz bugün Parla'yla birlikte bir günümüzü çekmeye çalışıyoruz. Sabahtan size böyle rutinlerimi falan çektim. Şimdi selam veriyorum size. Şu an Parla'yla birlikte kitaplar okuduk değil mi kızım? Şu an bana bakıyor. Ne yapıyor annem diye. Kimle konuşuyor bu annem diye bana bakıyor şu an şaşkın şaşkın. Sonra daha kahvaltı yapmadım. Birlikte kitap okuduk. Ondan sonra bir şeyler yapacağız. Şimdi neler yapacağız? Sporlar yapacağız. Akşam için yemekler yapacağız. Babası gelecek. Evet değil mi anneciğim? Canımın canı. Her şeyim. Bir gün boyunca neler yaptığımızı sizinle paylaşmak istedik. Bakalım neler çekeceğiz sizinle beraber. Ne yapıyorsun annem? Ellerin çok dikkatini çekiyor değil mi? Çok dikkatini çekiyor elleri. Evet. Prensesim. Aşkım. Anne, emziğini yaptın. Al bakalım. Koydum. Kızımı da alayım. Kızımı da alayım. Obacığa. Tümü tane zamanı. Obacığa. Hadi bakalım Parla. Hareket et kızım. Bak burada bir tane kuzu var. Bak Parla. Bak anneciğim. Vay canına. Bak Parlacığım. Aa. Evet. Hadi Parla. Hadi kızım. Hareket etsin o bacakla. Hadi kızım. Ne varmış anneciğim orada? Bir tane kuzu var. Bak, daireler var siyah beyaz. Bak 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 sen. Sen kendini geri geri mi atıyorsun? Ne yapıyorsun Parla kız? Anneciğim böyle bak. Heh,
Bacaklarını hareket ettireceksin. Hadi. Aa, neler varmış parlacığım orada? Neler varmış anneciğim? Gördün mü? Vay, kuzular otlanıyor. Çiçekler açmış. Gördün mü? Saçları ödüllermiş kızımın. Tamam, bu kadarlık yeter. Evet arkadaşlar, şu an Parlar'la birlikte mutfaktayız. Beraber kahvaltı hazırlayacağız. O şu an yerde, ana kucağında oyuncaklarıyla oynuyor. Ben de bir taraftan kahvaltımı yapmak istiyorum. Çünkü saatimiz 12 oldu. Bayağı da karnım acıktı. Sabahtan böyle hazırlandık. Onları da çektim zaten size. Parlar'la kitaplar okuduk. Daha sonra spor yaptık. Ve şimdi 12 oldu. Annesinin karnı acıktı. Kahvaltı yapacağım. Çay koyacağım ilk önce. Daha sonra böyle pratik şeyler hazırlayacağım. Çünkü birazdan Parlam hızlanabilir, uyumak isteyebilir. O yüzden hemen elimi çabuk tutmalıyım. Hemen çayımı koyacağım ilk başta. Evet Parlacığım, şimdi ben bir tane bir sucuk yapayım. Hemen peynir. Bir de almış bak oyuncağını da almış prensesi. Bak kızım. Aa, artık tutabiliyoruz. Al bakalım Parla. Bak kızım. Parla'yı uyuttum. Mutfakta kahvaltı hazırlarken bir anda böyle mızmızlanmaya başladı. Zaten 2 saat, 2,5 saat falan olmuştu uyanalı. Hemen uyuttum kucağımda. Daha sonra ana kucağını aldım. İçeride şu an koltuğun üstünde yatıyor. Zaten sabahtan evi toplamıştım hızlı bir şekilde. Süpürge yapmam lazım çünkü akşam ayaz çekirdek falan yedi. Çerez yedi. Evin her tarafı, dün süpürmüştüm aslında ama her taraf şey olmuş. Kırıntılar olmuş. Belki robotu süpürttürürüm. Belki de kendimi süpürürüm. Bakalım. Daha sonra da yemek düşünmem lazım. Ne yapacağım daha bilmiyorum. Tabii bunların hepsini Parla uyanmadan yapmam lazım. Ya da işte Parla'yla birlikte yapmam gerekiyor. O yüzden hızlı bir şekilde hareket etmem gerekiyor. Şimdi ben hemen bir kahvaltı yapacağım. Daha sonra da hemen işlerime koyulmam lazım. Kahvaltımı yaptım. Etrafı topladım, mutfağı falan. Sonra parlaşım uyandı. O uyanınca emzirdim, altına aldım. Birazcık oyalandı. Zaten uykudan da böyle gazı olduğu için kalkmış. Bir daha emdi, gazını çıkarttı, altına aldım. Şimdi tekrar uyudu. Şimdi hemen dedim mutfağa geleyim, işlerimi halledeyim. Bugün Instagram'a bir tane Reels çekmeyi düşünüyorum. Kaç zamandır böyle tatlı yapayım. Bilmiyorum yani, doğum yaptıktan sonra aşırı derecede, hani önceden de tatlı çok seviyordum ama doğumdan sonra aşırı derecede oldu. Şimdi elmalı kek yapmayı düşünüyorum. Makineyi çalıştıracağım. Bulaşık makinesi bayağı doldu. Onu çalıştıracağım. Parla uyanmadan. Daha sonra dedim ne yapalım? Pirinç pilavı yapayım dedim. Dolapta et vardı, buzlukta yılbaşından kalan. Onu çıkartayım. Et sote yaparım, yanına pirinç pilavı. İnşallah bunların hepsini Parla'yla birlikte yetiştirebiliriz. Şimdi akşam için hemen pirincimle ıslatacağım. Parla ara ara uyanıp gelip onu uyutuyorum. Bir de dalamadı. İnşallah uyanmaz tekrar.
Ne güzel, bayağı uyumuştu. Ben hatta böyle süpürge falan yapmıştım. Bayağı izin vermişti. İnşallah bugün de öyle olur. Bir taraftan da video çekince tabii zaman hemen duracak. Akıp geçiyor. Daha kahve de içmedim. Bu burada dursun. Bunu kayınvalidemden getirdim. Çünkü benimkisi bozulmuş çırpıcı. Yeni bir çırpıcı almak zorundayım maalesef ki. Bunu da koyalım. İtimi de çıkartayım hemen. O sırada biz beraber bir kahve içelim. Kahve yapalım beraber. Hemen kahvemi içip kekime başlayacağım. Elmalı kek yapacağım. Onu bir taraftan Instagram'a Reels olarak atmayı düşünüyorum. Oradan çekeceğim telefonla. Onu Instagram'a Reels olarak çekmeyi düşünüyorum. Onu telefondan çekeceğim. Burada belki hepsini çekemeyebilirim. Nasıl yapılış aşamalarını çekemeyebilirim. O yüzden onu Reels olarak atacağım. Çünkü iki taraflı çekemeyeceğim. Hem telefondan hem kameradan. Hemen kahve yapalım. Daha sonra ben parlak uyanmadan kekimi de yapayım. Evet arkadaşlar, şu an kek için malzemelerimi hazırladım. Bir su bardağı kadar yoğurt, bir su bardağı kadar sıvı yağ, bir su bardağı kadar toz şeker, 3 adet yumurta, bir tane şekerli vanilin, bir paket kabartma tozu, 2 su bardağı, 2-2,5 su bardağı kadar da un. Burayı da böyle kelepçeli kalıbımın altına yağlı kağıdımı yerleştirdim, kestim. Buraya bütün malzemelerimi hazırladım. Burada da elmalarım var. Hem yeşil elma hem kırmızı elmaları yıkadım, koydum. İkisini de kullanacağım içine. Bundan sonrasını Reels olarak çekeceğim Instagram'a. İki taraflı çekemeyeceğim çünkü. Bir taraftan da kahvemi içiyorum. Hemen hızlı bir şekilde videomu tamamlayıp daha sonrasında sizle görüşürüz. Elmalı kekimi yaptım. Fırına gönderdim. Şu an bir taraftan da Reels'ını çektim. O kadar uzun zaman sonra Reels çekiyorum ki tarif videosu çekiyorum. O yüzden bayağı zorlandım. Umarım güzel bir şey ortaya çıkar. Çok heyecanlıyım bunun için. İlk defa, yani yeni evde ilk defa tarif videosu atacağım. Normalde biliyorsunuz, yani Instagram'dan takip edenler bilir. Diğer evde terasta masamın üzerinde çekiyordum. Daha aydınlıktı, daha güzeldi. Burada mutfağımda ilk defa çekiyorum. Umarım güzel bir video çıkar. İnşallah kekim de güzel olur, bilmiyorum. İlk defa yaptım bu tarifi. Bir taraftan da ne yapıyorum size şimdi çıktıktan sonra göstereceğim. Hemen acele fırına gönderdim. Bir taraftan da buraları topluyorum. Bu tahtanın üzerinde yapmıştım. Şimdi burada bir sürü bulaşığım çıktı. Bunları yıkayacağım. Daha sonra Parla da uyuyordu. Bir ara uyandı. Hemen pışpışladım. Uyudu sağ olsun, izin verdi. Şimdi bunları yıkayacağım. Daha sonra da hemen akşam yemeği hazırlıklarına geçeceğim. Yoksa saat 4 oldu. Ayaz zaten 5 gibi çıkıyor. Gelmesi işte 6'yı bulur. O yüzden çok az zamanım kaldı yemek için de. Hemen halletmem gerekiyor. Bir taraftan da et sotemin malzemelerini çıkarttım. Parla uyanmadan hemen bunları da böyle doğrayayım. Sadece yemeğin yapılması kalsın. Çünkü birazdan uyanabilir her an. Emzirme faslı, altın alma faslı derken bayağı bir saat geçer. Zaten yemek yeme vakti gelecek. O yüzden hemen elimi çabuk tutmalıyım. Evet arkadaşlar, minnoşum uyandı. Annesiyle hemen mutfağa giriş yaptı. Şu an ne yapıyoruz Parla'yla birlikte? Etimizi böyle soteledik, yağ koyduk. Garnitürlerini koyduk, sebzelerini. Şu an o pişiyor bir taraftan da. Bakınız, elmalı kekim pişti. Hemen dışarıya almak istemedim. Biraz fırının sıcaklığında kalsın istedim.
Daha sonra buzdolabında ayırmış olduğumuz sosu var. Üzerine onu dökeceğim. Ve en son artık şimdi üzerine de domatesli sos gelip baharatlarını ekleyeceğim. Kapatacağım. Pişecek. Bu şekilde. Karlışımın da büyük ihtimalle karnı acıktı. Kekimizin üzerine sosu döktüm. Biraz hemen 1-2 dakika soğuduktan sonra dolaba koymuştum sosunu. Sosun içerisinde ne var? Yağ, yoğurt, şeker ve vanilya var. Bunu daha önce kekin içindeki harçtan ilk başta çırpıyorsunuz. Kekin içindeki harçtan alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Dolaba koydum, birleştirdim. Şimdi soğumasını bekliyorum. Bir taraftan da böyle et sotemi kavuruyorum. Üstüne domates, sos ve baharatlar gelecek. Bir taraftan da pilavımı yapacağım şimdi hemen. Sonunda bütün işlerimi halledebildim arkadaşlar. Yemeklerimi tamamladım. Ayaz da yoldaymış zaten. Parla hala uyuyor. Soframı hazırladım. Kekimi hazırladım. Hatta tadına bile baktım. Reels'ımı tamamladım. Daha editlemedim ama akşam editlerim vakit olursa, Parla izin verirse... Şöyle bir bakar mısınız? Gerçekten tadı o kadar efsane bir şey ki mutlaka yapın. Çok güzel oldu. Şurada da ben yemişim bayağı. Çok güzel oldu tadı. Instagram'a reels'ını atınca mutlaka yapın, deneyin. Yani çokça tavsiye. Bir misafiriniz falan geldiğinde herkesin beğeneceği bir tarif oldu. Böyle klasik keklerden sıkıldıysanız ben farklı kekler yapmayı çok seviyorum. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Burada da yemeklerim hazır. Burada pirinç pilavım. Şöyle. Burada da et sotem var. Pişti. Burada da böyle soframı hazırladım. Bir dakika bakayım. Netlemedi şu an. Evet. Böyle iki kişilik soframı da hazırladım. Parlaşım da hala uyuyor içeride. Ama arkadaşlar hem reels çekmek hem video çekmek hem bir taraftan Parla'yla uğraşmak o kadar yoruldum ki ama içim çok rahatladı. Bir şeyler yapabilmek, bir şeyler üretmek bana çok iyi geliyor. Bundan sonra hem Instagram'da hem de YouTube'da aktif olmaya devam edeceğiz. Bizi izleyip yorum yaptığınızda daha da motive oluyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada videomuzu da sonlandıralım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.